Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Şu an ikinci videoyu çekiyorum. Çünkü ilk videoda müzik çalıyormuş. Sonradan fark ettim. İnşaatın son durumu bu. Sıvamız bitmek üzere. Zaten bugün bitecek dedi Mehmet abi. Bugün üçüncü günündü. Üç günü vermişler. Dostum bayağı hızlı ilerledi gerçekten iş. Şu oda kaldı herhalde. Bir de ufak bir işler kaldı. Bir de şurası. Mehmet abi kolay gelsin. Kusura bakma seni baştan rahatsız ediyorum. İsmail abi bizi trolledi abi. Müzik açmış arka plana. O da bilmiyor. Dostlar biliyorsunuz telif hakkı muhabbeti var. O yüzden bir de Türk şarkı dinliyorlardı. Bir de telif yiyip YouTube'dan ceza yemeyip. O yüzden bir daha adamların kafasını şişireceğim. Dostlar Mehmet usta... Avrupa standartlarında çalışan bir usta. Çok hızlı, çok seri. Öyle hani bir saat çalışıp yarım saat çay içen usta tiplerinden değil. Türkiye'de bir iki gösterdi bize. Dostum yanlış anlaşılmasın. Ustaların çay içmesi falan benim zoruma gitmiyor. Hani oradan da bir yanlış anlaşılma olabilir. Sadece mesela biz yurt dışında yaşadığımız için hani... Ben biliyorsunuz yurt dışından geldim. Orada hep böyle hızlı çalışma temposu. Böyle sizi köle gibi çalıştırıyorlardı. Ben kendim de orada köle gibi çalıştım. Tabii ki hani ben istemiyorum insanımız köle gibi çalışsın ama. Mesela iş disiplini, iş ahlağı var yani bu adamda. O yüzden hani yanlış anlaşılmasın. Şöyle geçeyim. İsmail abi de orada sigara içiyor. Çocuklar da kötü örnek olacak. İsmail abi her yerden darbe vuruyor ya Mehmet abi. Yemin ediyorum Muser de ağzında sigara var ya. Normalde sigarayla da çekmiyorum biliyor musun abi? Çünkü çocuklar falan izliyor ya. Evet, o da şeye girin zaten yani reklama girin ya. Şey aynen hani kötü örnek olmayalım kamerada. Ama neyse artık. Sonuçta bizim milletimiz alışkan. Ustalar sigara içiyor, çay içer dostlar. Onu adamı durduramayız. Dostlar bakın bu odayı... Bu son odamız zaten. Şuralar hep yapıldı. Şöyle gezdireyim. Bakın buralar bir gün bitti. Şimdi daha sonra buralar boyandığı zaman güzel olacak dostum. Sonuçta bu bir köy evi. Bu bir lüks bir villa yapmıyoruz. Daha sonra buralara mermer gelecek. Mermerler falan gelip cam geldiği zaman güzel olacak. Bakın bu benim odamın manzarası. İki tane büyük camımız var dostum. Camlar bayağı büyük. Manzara güzel. Bu arada elektrik testi lan. Bir de eve girip sıvayı mahvetmesinler. Bunun ikisi salık geziyor. Bakın dostum bunlar da elektrik tesisat kasaları falan döşendi. Bakın borular falan döşendi. Sadece o kablo geçecek. Mehmet abi şunları çok eline sağlık ya. Vallahi ben dedim belki bırakırsın öyle. Vallahi iyi yaptınız ya. Dostum şu kısımlar var ya. Bakın süper oldu. Ben bunu beklemiyordum. Hani dedim herhalde kiremitli bırakıp gidecek. Halil abi dedi biz doldururuz. Ama sağ olsun Mehmet abi. Güzellik yaptı oralarda bize. Ayarladı. Hem de dışarıdan da çok güzel görünüyor. Dostum o nalet kiremit görünmüyor ya. Pardon tuğla. Güzel bir görüntü oldu. En azından tam ev şekline girdi. Lan. Sen yine mi çıktın ortaya? Gel buraya. Gel buraya. Yine ortaya çıktı ya. Bak. Bakalım. Kız. Böyle kaçıyor. Bak şurada bir ip takılmış. Bak burada ufak aradan sinsi takip ediyor. Oyunu oynayarak geliyor. Allah bak koyunlar oraya gelmiş.
Ben bunları dışarı salıyorum. Adamlar ön kapıdan tekrar giriyor. Şişt. Git çık. 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 Karnı da kocaman olmuş ya. Çık çık. Çık. Dostum bu %100 bu da hamile gibi. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Abi nasıl atacağım bir kedi ya? Oradan giriyor, oradan çıkıyor. Şuna bak, şuna bak. Gel seni bir mambonun üstüne koyayım. Hoppa. Şöyle bir kapatayım ki. Yonca var dostum. Atların yoncalarını yiyorlar. Böyle dangınlığımıza geliyor bazen. Lan daha yonca yemeye geleceksiniz değil mi? Açlık çok kötü bir şey dostlar. Baktım bunun da karnı bayağı bir büyümeye başlamış. Bu da hamile herhalde. Bakayım bir. Al. Ne yapıyorsun? Hadi mambo hadi çık. Şişt. Çık. Çık çık çık. Git. Çık. Git. Aslanlar ne yapıyorsunuz? Tam burada takılmış ama tuvaletini yaptı. Dostum işte son hali bu. Bir gün bitecek. Allah'ın izniyle sıva da aradan çıkacak. Baktım inşaat videoları daha fazla izleniyor gerçekten. İyi de oluyor. Ama ben de sürekli tutup inşaat videosu çekmek istemiyorum dostum. Hem de ustalar da sürekli rahatsız etmek istemiyorum. Ha, güzel. Şuradan bir resim çekeceğim. Dostlar ben ustayla konuştum. Adamlar zaten sürekli iş alıyor. Balıkesir dışına gitmem diyor ama Balıkesir alanı içinde gider yani. O yüzden İsmail abi numarasını bırakırım. İsteyen hani onlara ulaşabilir. Numaranı bırakayım mı senin? Dostum bir ricam var. Sakın adamı bizim adresimizi istemek için rahatsız etmeyin. Sadece işe ihtiyacı olanlar yani sıva yaptırmak isteyenler. Bu arada bu ustalar sadece sıva yapmıyor. Başka işler de yapıyor dostum. Yani duvar örüyor. Her işi yapıyor. Fayans döşeyebiliyor. Tavan onlar yapacak zaten. Yani bir başka videoda yine göreceğiz. Çünkü tavanı büyük bir ihtimal yine bu iki ustamız gelecek. Ya sadece sıva değil işleri. Başka işler de yapıyorlar. Abi çay demlendi herhalde ya. Şey su koydunuz mu? Allah çayı unuttuk ya. Videoyu bir durduracağım çünkü su koyacağım. Dostum bu arada bu inşaat videosu bitince bir gün bakacağım. Biliyorsunuz bir video çekmiştik mankenle hostesi ziyarete gittiğimizde. Adam şeyi yıktı. Dostum ha orada bir sakat köpek vardı. Yani arka ayakları tutmayan. O garibancık kardeşi de protez taktıracağız inşallah. Sağ olsun takipçilerimiz, bazı takipçilerimiz aşağı yukarı 25-30 kişi bir destek oldu. Herkes bir şeyler koydu. O şekilde dostlarım o yürüyeteç mi neyse ondan almak istedim daha doğrusu ama hala ulaşamadım. Daha doğrusu ulaştım ama cevap yazmıyorlar. Bakacağız, onlar olmazsa kendim özel dostlarım yaptıracağım. Yani paramız var yaptırtmak için. O yüzden o kardeşle inşallah koşarken göstereceğim size. Gel. Gel.
Ne kız buraya? O da oradan bakıyor. Bu da dostum. Bunların ikisi usta izliyor. Bunlar böyle oturuyor ustaların yanında. Zaten bu şey ustaların yemeklerini çalma peşinde. Simitlerini, poğaçalarını. Gel bu. Çok güzel ya. Dostum bak şöyle harbi onun canını sıkıyorum yine ısırmıyor. Bak gariban ya. Minnak. Sen ne yapıyorsun orada? Hı? Gel buraya. Dostum bu arada ufaktan da hem diğer işleri takip ediyorum hem ufaktan temizlik yapıyorum. Biraz sonra Anka'nın olduğu yeri halledeceğim. Çünkü doğum yaklaşıyor iyice. Yani her an şu dakikadan itibaren dostum akşamları yavru bekliyoruz. Yani bu akşam da olabilir. Yarın akşam da olabilir. İnşallah sağlıklı doğarlarsa dostlarım sevineceğiz. Son halini göstereceğim. Yalnız bir dakika şu suyu bir açayım. Ya boru patladı. Dostum bayağı iş yapıyorum. Şimdi gölet için, yapay gölet için şuraları kazmaya başladım. Ev bitti, sıvamız bitti. Bakın. Ya güneş geliyor tersten. Şöyle göstereyim. Burayı dostum tesviyeliyorum, kazacağım. Ya o ayrı bir video gelecek ona. Dostum şu şekil. Şükürler olsun sıvamız bitti. Buradan Mehmet abiye, İsmail abiye teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar dostum yaptı. Pompalayıp çıktılar. Şimdi ben buraları temizliğini yapacağım. Çünkü çimentolar var yerde. Artı sıva işimiz bitti. Şöyle göstereyim. Zaten burada da videoyu bitireceğim. Geçmiş olsun. Vallahi şükürler olsun dostum sıva da aradan çıktı. Dostum burada da videoyu bitireceğim. Çünkü burayı hemen temizlemem lazım. Kendinize iyi bakın. Fifi de size hoşça kalın diyor. Bye bye.